Hoş geldin Rauf. Hoş bulduk. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Ama yüzünden belli bir şeyler oldu. İşler karışıyor. Bacaklar kesiliyor. Atölyede ocaklar sönüyor. Kim söndürüyor? Patron. Anlamadım. Çalışırsan, ağız kokusu çekmeye başlarsan sen de anlarsın. İzin ver ben de çalışayım. Sonunda o da olacak. Ama iş bulmak o kadar kolay mı? Sen bir hede, kabul et. Gerisi kolay. Çok mu çalışmak istiyoruz? Madem ki tüketiyorum, ben de bir şeyler üretmeliyim. Arkadaşlar nerede? Daha önce söylediğim gibi Rauf, siz bana yetersiniz. Gerisi ıvır zıvır. Arkadaşlar içeri girmedikçe ben de çalışmam. Aklını başına topla. Altınla demir bir olmaz. Yananla yakma kendini. Cehennemin içinde yanmanın lafı mı olur? Bugün onlara ise yarın bize. Size patron gibi değil, abi gibi davrandım. Karşılığı bu mu olmalıydı? Rauf borcum çok, beni yakma. Babanı unutma. Onun için işte, bir sürü borç çekip gitti bana. Mezarında kemikleri çürümedi daha. Yaşasaydı haksızlığa boyun eğmeyin demez miydi? Öyle derdi ama borcu kim ödeyecek? Bizim senden alacağımız yok. Helal hoş olsun. Yine de çalışmak istiyorsan sen bilirsin. Durumu gördünüz arkadaşlar. Belki acele ettik. Haklıydın ama. Biraz sert davranmadık mı? Konuşsaydık belki yumuşardı adam. Konuşmak, niçin? Alın terinin karşılığı yalvararak alınmaz arkadaşlar. Ama yine de siz bilirsiniz. Atölye benim için hep birlikte vardı. Ya hep birlikte devam eder ya da hiç. Borcum da vardı. Ya isterse? Bizim de alacağımız var. O isterse biz de... Biz de isteriz. Belki atölyeyi kapatmak işine gelmez. Yarın sabah atölyeye bir gidelim hele. Anlaşırız, konuşuruz belki. Olmazsa yeni bir iş ararız. Ararız tabii. Tabii ararız. Thank you.